Bugün inceleyeceğimiz türün adı Senecio robleanus. Evet, şimdi yine birçok ismi olan türlerden bir tanesi. Boncuk çiçeği diye geçmiş ülkemizde, inci tanesi deniyor. Yine tesbih çiçeği en bilinen adı ülkemizde. İngilizce string of hearts deniyor. Senecio robleanus Latince kendi asıl adı. Şimdi bu bitkimiz bir sukulent. Yani sukulent içerisinde su tutan bitkilerden. Birazcık bakımı zor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için ya da işte Marmara bölgesinde yaşayan insanların bakmakta zorlandığını söylediği bitkilerden bir tanesi. O yüzden bugün detaylı olarak inceleyeceğiz. Şu an gördüğünüz türlerin arasında yaklaşık 3 tane tür var. Bu büyük olan ve yine aynı şekilde yanındaki bu hasır içerisinde olan böyle şekli birazcık daha oval olan, yani yuvarlak değil de oval gibi gelen tür. Bu arkasındaki şu böyle tam tesbih boncuk boncuk gelen ve bu en arkadaki de alıcılı dediğimiz, bizim Türkçe'de insanların işte kullandığı diğer adıyla Variegata olarak adlandırılan sarı yeşil, işte beyaz yeşil formuna göre değişen tür. Bu biraz daha diğerlerine nazaran kıymetli bir tür. Daha zor bulunuyor, daha nadir. Ama görsel olarak gerçekten bir görsel şölen kendisi. Şimdi ilk olarak toprağından başlamak istiyorum. Toprak ihtiyacı kesinlikle geçirgen bir toprak. Yani bir sukulent toprağı olması gerekiyor. Yapı marketlerde, bahçe marketlerde hazır satılan kaktüs ve sukulent topraklarını kullanabilirsiniz. Ben mesela karışım ölçü olarak hazır kullanmıyorum. Kendi karışımı yapıyorum. Kendi karışımımda çok az torftan, yani 5 birimin içerisinde neredeyse 1 birim torf. Biraz bahçe toprağı, herhangi bir çakıl taşı. Ben yaz aylarında İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum ve yaz aylarında genelde 15 günde bir sulama yapıyorum. Kış aylarında ise ben bütün kaktüs ve sukulentlerimi Ekim sonunda sulamayı bırakıyorum. Ta ki Mart başına kadar, eğer o sene hava Mart'ta biraz daha erken ısınıyorsa, Mart başında, eğer ki ısınmayıp da Nisan'a kadar soğuk havalar devam ediyorsa, Mart'ın sonuna doğru da bekliyorum. Sulamayı tamamen kesiyorum. Hiçbir kaktüs ve sukulentime Ekim ve Mart ayı içerisinde su vermiyorum. Çünkü yapı olarak zaten içerisinde su tutan, uzun süre susuz dayanabilen bitkiler. Ve suyu sevmiyorlar. Yani şu demek değil, hani az su dökelim falan gibi bir mana değil bu suyu sevmemek. Suladığımızda bol bol suluyoruz. Ama sulama sıklığımız daha geniş bir periyotta. Yani haftada bir az az sulamaktansa ayda bir kere, 15 günde bir kere bitkinin ihtiyacına, toprağın kuruyup ıslaklık durumuna göre bitkinin su ihtiyacına göre belki bazı zamanlar 15-20 gün boyunca hiç vermiyorum, yaz olsa da. Bazen daha erken kuruyor ya da işte hava o hafta içerisinde çok ısınıyor, çok çabuk buharlaşıyor su. O zaman veriyorum ama kesinlikle Ekim ayı ile Mart ayı arasında hiçbir kaktüs ve sukulentime su vermiyorum. O yüzden o kış sulaması ile ilgili ben biraz bu yönde düşünüyorum. Çünkü zaten su tutan bir bitki türü. Kesinlikle su tutuyor içerisinde ve suyu, vıcık vıcık suyun içerisinde yüzmeyi sevmiyor. Yani suyu sevmiyor değiller ama suyun, böyle toprağın sürekli nemli kalma durumundan da hoşlanmıyorlar. Öyle olduğu için bunu kışın dengelemek çok zor. Bir de kışın dengelemekten de ziyade kış uykusuna yatıyorlar. Bu kaktüs ve sukulent türleri, aslında birçok bitkimiz yatıyor. Tropikler değil ama birçok baktığımız evdeki bitkiler yatıyor. Aynı şekilde kaktüs ve sukulentler de kış uykusuna yatıyor ve hem hava aydınlık değil, hem istediği kadar güneşi alamıyor. Hem nasıl söyleyeyim, o yazdaki besin ihtiyacını karşılayamıyor. Bunun üzerine bir de su verip nemli kalmasını sağladığımızda, o su buharlaşmadığı için bitki strese giriyor. Yaz mı, kış mı, tam olarak ne olduğunu anlamıyor. O sebeple de kış uykusundayken kesinlikle su vermiyoruz. Bir diğer şey de gübre. Ben bütün kaktüs ve sukulentlerim için solucan gübresi kullanıyorum. Ama yine aynı sulamada olduğu gibi solucan gübresine de
Aynı şekilde Ekim'den Mart ayına kadar kullanmıyorum. Yani herhangi bir hiçbir bitki besin takviyesi kullanmıyorum. Ekim'de Mart ayı arası. Yine bu da aynı sebepten kış uykusunu yaptıkları için mevsimin ne olduğunu şaşırmasınlar, zorlanmasınlar, şok olmasınlar. Düzgünce kış uykusunu yatabilsinler ki bahar geldiğinde, yaz geldiğinde bize güzel çiçekler verebilsinler, sağlıklı olabilsinler diye. Bir diğer çok önemli husus. Çok fazla insanın iç mekanda bakmaya çalıştığı bir bitki. Çünkü dekoratif olarak çok güzeller. Hele böyle çok güzel dekoratif saksılar var. Onların içerisinde saç gibi çok farklı farklı tasarımlar var. Biliyorum çok güzel. Ama iç mekan bitkisi değiller. Asla değiller. Sevmiyorlar. Kesinlikle rüzgar almalı. Hava akımına maruz kalmalı. Gün içerisinde kökleri titremeli. Yani bitkinin böyle havasız, çok nemli ortamda olması maalesef iyi olmuyor. Bu sukulentimi bir süre önce yeni çoğalttığım için, yani aslında ölmek üzere olduğu için bir canlandırma işlemi yaptım. Evin içerisinde tutuyorum. Hem gözlemlemek için hem arada derede gözümün önünde kaybolmasın diye. Ve gördüğünüz gibi yaprakları çok küçük küçük, çok cansız. Ama dışarıda duran sukulentimin yaprakları çok daha büyük. Bunun sebebi gerçekten onu çok iyi güneş ışığı alıp çok iyi beslenebiliyorken onun içeride kalıp yeterli güneşi ve havayı alamaması ile ilgili bir şey. O yüzden kesinlikle alacaklara tavsiyem, eğer iç mekan bitkisi olarak istiyorlarsa başka bir tasarım, başka bir gözlerine hitap eden bir bitki seçsinler ama iç mekanda senesiyo yaşatmaya çalışmasınlar. İstisnalar vardır, camı sürekli açık olan insanlar vardır, çok iyi havalandırılan evler vardır. Onlar da yetiştirilebilir. Ama camı kapalı tutulan, işte kalorifer yanan, ısı, herhangi bir ısı aracı kullanılan evlerde kesinlikle evin içerisinde istediğiniz gelişimi göstermeyecektir. Çoğaltılması için ise iki tane yöntem var. Yani benim uyguladığım, deneyimlediğim. Şu anda mevsim kışa doğru döndüğü için uygulamalı gösteremiyorum. İnşallah baharda yaparız. Bu gördüğünüz taneleri ucunda bırakacak kadar, yani ucunda tane bırakacak kadar yukarıdan soyup bu dalı suya batırıp suda köklendirip sonra toprağa ekebilirsiniz. Bu insanların sıklıkla kullandığı bir yöntem. Bir diğer yöntem de hafif nemlendirilmiş bir toprağa, yani bir saksıya kopardığınız dalları yuvarlak bir şekilde oturtup, yani saksının içerisine sanki yer döşemesi yapıyormuş gibi dizip ondan sonra da bu tel tokalarla ya da işte o kökün, burada hava kökleri var. Yani böyle hava kökü mü denir? Ne denir onlara? Toprağa tutunmasını sağlayacak ayakçıkları var. O ayakçıkların havada kalmamasına, aşağıda köklenebilmesine fırsat vermek için toprağı iyice bastırmak gerekiyor. Tabii ki de gömmek değil, bitkinin dışarıda olması lazım ama bu notların, gözlerin toprağın içinde olması lazım. Onun için de işte genelde insanlar tel tokalarla kullanıyorlar. İşte toprağı çok iyi bastırıyorlar. Bu da bir çoğaltma yöntemi. En risksiz çoğaltma yöntemi denemedim ama kalp kalbe karşı için denemiştim. Kesinlikle bu bitkide de çok iyi etki ettiğini duyuyorum insanlardan. Hazır bu şekilde salınırken toprak bir kaba bu bitkiyi bu şekilde oturtup, yani şöyle göstereyim. Bunun bir boş bir saksı olduğunu düşünelim. Bunun içerisine bitkiyi oturtup böyle dallarını yuvarlayarak oturttuktan sonra iki bitkiyi ayırmadan burası köklerine kadar bekleyip bu bitki köklendiğinde buradan keserek de çoğaltılma yöntemi var. Bunu deneyen insanlardan çok memnun kaldıklarını öğrendim. Genel ihtiyaçları böyle. Güneşi bütün sukulentler gibi çok seviyor. Tabii ki de çok direkt güneş ışığı, öğlen en kavurucu güneş ışığı değil ama sabah güneşi almayı, akşam güneşi almayı seviyor. Güney cephelerinde bakılabilir. Havadarlıktan hoşlanıyor. Rüzgar ve esinti seviyor. İç mekanda uyum sağlayamıyor. Su ihtiyacı bütün kaktüs ve sukulentler gibi çok değil. Aşırı sudan hoşlanmıyor. Çoğaltılması da anlattığım gibi köklenerek kolaylıkla çoğalan bir tür. Söyleyeceklerim bu kadar.